Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Kahramanmaraş, Türkiye, Azerbaycan. Ne oluyor? Can kardeş Azerbaycan Türkiye'de yardım elini uzatmaya devam ediyor ve bu eksende Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a yardımlar devam ediyor. Arkada videoyu görüyorsunuz. Azerbaycan'ın inşa ettiği konteyner kentte iftar yemeği verildi. Azerbaycanlı iş adamları bu hayırı üstlendiler. Allah hayırlarını kabul eylesin. Ayrıca Can kardeş Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta çok ilintili bir noktası daha var. Nedir? Kahramanmaraş'ın simge ellerinden Azerbaycan bulvarı da maalesef bu 100 yılın 1000 yılın depreminde hasar almıştı. Esasen Maraş'ın tam göbeği olan bir yer bu Azerbaycan bulvarı. Azerbaycan bulvarının yeniden inşasını Azerbaycan üstlendi. Altyapı, üst yapı, binalar, evler, iş yerleri, okullar, hastaneler, camiler ne varsa tekrardan yapımını Azerbaycan üstlendi. Allah birinizi bin birini yapsın, Allah hayırlarınızı kabul etsin ey Azerbaycan. Şunun da altını çizelim, Azerbaycan'ın diğer deprem bölgelerinde de deprem yerlerinde de yardım faaliyetleri devam ediyor. Ve ayrıca dost kardeş diyarlardan, Kazakistan, Kırgızistan, Üzbekistan, Türkmenistan işte buralardan da gelen yardımlar farklı deprem bölgelerinde bizatihi devam ediyor. Kıbrıs'tan dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dahi Türkiye'de deprem bölgesinde yardım faaliyetleri karınca kararınca herkes, her devlet kendi gücü oranında Türkiye'mize yardım elini uzatmaya devam ediyor. Büyük Türkistan coğrafyasında bir ve beraber Türkiye, Azerbaycan, Türk dünyası birlikte güçlüyüz, beraber güçlüyüz. O zaman sonuna kadar Türkiye-Azerbaycan kıyamete kadar bir ve beraber devam. Kahramanmaraş demişken Kahramanmaraş depremini bilen Hollandalı uzmandan büyük bir uyarı geldi. Çok büyük bir deprem riski tekrardan var uyarısı. Neresi? Türkiye? Hayır Türkiye değil. Bu defa uyarı Amerika ile ilgili. Sizlere birkaç gündür videolarda anlatıyorum. 8 Nisan'da Amerika'da büyük güneş tutulması var karanlık güneş tutulması olarak adlandırılıyor ki Amerika'da birçok eyalette Teksas'tan başka yerlere kadar her tarafta olağanüstü hal ilan edildi. Marketler boşaltılıyor, herkes evine, sığınaklarına yiyecekleri stokluyorlar, sokaklara çıkmayacaklar. Çünkü 8 Nisan tarihinde çok farklı bir durum da var. İlk kez 5 tane gezegen aynı hizaya gelecek. Paralel ip gibi. Ve ayrıca tam güneş tutulması, karanlık güneş tutulması olarak adlandırılan farklı bir durum yaşanacak. Ve bunun ardından büyük tam güneş tutulması depremi meydana gelebilir. Bu ihtimal üzerine Hollandalı bilim adamı Amerika'yı uyardı. 8 Nisan, 9 Nisan'dan başlayarak 13-14 Nisan'a kadar, 15 Nisan'a kadar bir risk var. Tedbirli olunmalı diyor. Aha arkada paylaştığı fotoğrafı görüyorsunuz. Amerika kıtası 3 noktada pembeyle işaretlemiş. O bölgelerde büyük deprem riski var olur mu olmaz mı? El gaybe illallah. Gaybi bilen Allah'tır. Amma velakin bilim adamları çalışıyor. Bilim adamları işte gezegenlere bakarak, aya bakarak, dünyanın durumuna bakarak, hava durumuna bakarak, ne bileyim ben farklı iletişim araçlarıyla, farklı unsurlar üzerinden çalışmalar yürüterek bu bilgileri ortaya koyuyor. Bu Hollandalı bilim adamı Karhommer merkezli depremi rakamıyla, yeriyle net olarak bilmişti. Analizleri tutmuştu diyelim. Fransa. Fransa'da ilginç bir karar sağlık üzerine. Nedir? Fransa hükümeti aldığı kararla bundan sonra doktor randevusuna, hastane randevusuna gelmeyen hastalardan 5 euro ceza alacak. O. Oh. Hmm. Güzel. Fransa'da yılda yaklaşık 20 milyon kişi randevusuna gitmiyor. Bunun için bir tedbir geliştiren Fransız hükümeti aldığı kararla beraber artık 24 saat öncesinden randevusunu iptal etmeyen, doktor randevusu, hastane randevusu, rotgen randevusu neyse işte bunu iptal etmeyen kim varsa herkes 5 euro ceza verecek. Fatura otomatik olarak kesilip ben evine gönderilecek. Ne diyelim darısı bizdekilerin başına çünkü bizde de milyonlarca kişi randevu alıyor, randevuya gitmiyor. Lan gitmeyeceğim bari 24 saat önce randevuyu iptal et de başka biri ondan faydalansın. İnsanlar randevu sırasında günler sonraya, haftalar sonraya randevu verilmesin. Umarım Türkiye Sağlık Bakanlığı da bu durumu ciddiyle kontrol eder. Umarım Kıbrıs'ta da bu sağlık kontrolü, bu noktada tedbirler alınır. Çünkü insanlar çoğalıyor. İnsanlar çoğaldıkça sorumsuzluk da artıyor. Ne oluyor artık? Öyle bir durum var. Başıboluk bir görüntü, başbozuk bir durum her tarafta ama her tarafta dikkat çekmeye başladı. İnşallah bu tedbirler bir an önce daha da arttırılır. Tedbirler neyse alınır. Fransa'da hastaneye doktora gitmeyen hastalara ceza geliyor. Gelmeyeceksen ne randevu aldın cezası? Güzel. İtalya'dan ilginç görüntüler geldi. Arkada videoyu paylaşıyorum. Bir dağ gökyüzü duman çıkıyor. Puf. Puf. Yuvarlak yuvarlak duvarlar. Halka çıkarıyor. İtalya. Etna dağı duman püskürtmeye başladı. Ama duman püskürtmeyi de böyle gayet <laughs> efkarlı şekilde yapıyor. Paf küf paf küf yapanlar gibi. <laughs> puf puf. Dumanı püskürtüyor. Hani Amerika'da yarın 8 Nisan tam güneş tutulması ekseninde Etna Yanardağı'nın da duman püskürtmeye başlaması tekrardan oradan lavlar mı fışkıracak? Acaba bu düşünce atla geliyor? Bu iddialar var. Diğer taraftan ise Tayvan'da yaşanan o büyük deprem 7.5'luk deprem ve New York'ta 200 yıl sonra yaşanan küçük de olsa 4.8 şiddetli depremler ardından herkes tetikte. Dünya gezegeni büyük bir değişim ve dönüşüm sancısı mı çekiyor? Allah aziz ve necip milletimizi, Türkiye'mizi, dost ve kardeş diyarları tüm kötülüklerden, belalardan, sıkıntılardan, dertlerden muhafaza eylesin. Amazon Amerika'da robot ordusu inşa etti. Arkada videoyu görüyorsunuz. Videoda Amazon binlerce robot çalıştırıyor. Ve şimdi insanların yerini alacak iki bacaklı robotlar ürettiler. Ve bu iki bacaklı robotları pilot fabrikalarda kullanmaya başladı Amazon firması. Amazon firması toplamda 700 binden fazla robot çalıştırıyor. Robot işçi. Amazon'un yeni geliştirdiği iki bacaklı Digit adını verdiği bu robotla beraber hani insanların yerini alacak. Amazon'da iyiden iyiye insanlar işten çıkarılıyor, işçiler çıkarılıyor ve yerini Alanda bu gördüğünüz yürüyen robotlar, tekerlekli robotlar artık ya da uçan robotlar farklı farklı durumlar alıyor. Dünya iyice otomasyon şeklinde ilerliyor. Dünyada fabrikalarda, bu tür mağazalarda birçok alanda tam bir dijitalleşme, tam bir robotlaşma yolu son sürat hızlı ilerleniyor. Bizler de bu çağa ayak uydurma adına Türkiye'miz Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı konsepti çerçevesinde dijital çağ, Türkiye çağı biz de adımlarımızı, gerekli hamlelerimizi yapıyoruz Allah'ın izniyle ama insanı önceleyen yönde adımlarımızı da ayrı tutmalıyız. Şimdi Amerika'da bu robot çağı geliyor, robotlar artıyor ama insanlar işsiz kalıyor. Türkiye'de, Türk dünyasında bu benzer durumlar bu şekilde olmamalı. Tamam robotlaşma olmalı ama insanlara da iş kapıları kapanmamalı. Robot çağı Amerika hızla ilerliyor, Çin hızla ilerliyor. Onlar ilerliyorsa biz de ilerlemeye devam ediyoruz. Robot çağı, Türk robot çağı devam. Türk robot çağı dedim ve İHA'ların, siyaların babası Selçuk Bayraktar yeni bir ürününü dünyaya duyurdu. Türkiye'mize işte videolu paylaşım. Türk havacılığının altın çağı. Kalkan dikey iniş ve kalkış yapabilen ve yatayda ilerleyebilen İnsansız hava aracı hazır. Test çalışmaları son sürat devam ediyor. 30. uçuşunu gerçekleştirdi. Oho! La bizim haberimiz yok. Bizim daha nelerden nelerden haberimiz yok. Biz sadece bize gösterilenleri biliyoruz veya bize gösterildiği kadar biliyoruz. Daha gösterilmeyen Bunlar işin %10'luk kısmı. Buzdağının görünen kısmı. %90'lık buzdağının görünmeyen kısmında Türkiye neler ürettik neler. Baykar firmasının geliştirdiği kalkan diha, vitol, dikey iniş ve kalkış yapabiliyor. Ardından pervaneler dönüyor ve yatayında ilerliyor çok önemli. Test çalışmaları son sürat devam ediyor. 30. test uçuşu dedim ve bu 30. test uçuşta yaklaşık olarak 14.500 fite çıktı ki bu 4.5 kilometreye yakın bir mesafe. Müthiş. Ayrıca 70 saat havada kalabildi. Oho ya ne yapmışız biz? Hani 70 saat havada mı kaldı acaba uçuş gerçekleştirdi yoksa toplamda 70 saatlik bir uçuş yaptı. Bir sıkıntı olmasın bunun altını çizeyim. Ama belakin. Dikine kalkacak, yatayına yardıracak. Oho. Hem keşif, hem gözlem, hem de pambıkçı başı olacak. Bol bol pambık tıkayacak. Ne diyoruz? La pşşt. Palikarya kaç. Ete tut <gülüyor> kaç. <gülüyor> kaçtın kaçtın. Kaçmadın. Sana karşı kalkan bir şey var. Kalkan siha hazır. Elhamdülillah. Türkiye bir ve beraber üretmeye, ilerlemeye, büyümeye, Türk çağında gömçürtmeye devam. Pasifik cephesinde yeni bir gelişme var, yeni olaylar cereyan ediyor. Amerika, Japonya, Filipinler üçlü ittifak antlaşması çok yakın bir zamanda durulacak. Yarın Japonya Başbakanı Amerika'da Biden'la antlaşmaya imzalar atılacak. Bu eksende Avustralya, İngiltere, Amerika üçlü arasında kurulan AUKUS paktına yeni bir ittifak, Amerika, Japonya, Filipinler ittifakı. Tamamen Pasifik Denizi'nde, Güney Çin Denizi'nde Çin'e karşı oluşturulan çok güçlü bir ittifak yapılıyor. Amerika örgütlenmeyi son sürat devam ettiriyor. Bu eksende yakında Rus Dışişleri Bakanı Çin'e gelecek. Amerika'nın Japonya ile bu antlaşması ardından Rus Dışişleri Bakanı Çin'de onlarda ayrı bir pakt imzalayabilirler. Rusya, Çin, Kuzey Kore çok farklı bir antlaşma o cenahta da hayata geçebilir. Pasifik Denizi, Güney Çin Denizi karışıyor. Amerika, Çin orada hincir mincir işler çeviriyor. Ama o bir tarafta Çin'in yanında, Çin'in baş belası Hindular, Hindistan. Hindistan bu defa Pakistan'a kafa tutuyor. Hindistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada içimizde bulunan yani Hindistan'dan Pakistan'a kaçak köçek yollarla geçenleri suçluları bulmak için Pakistan'dan izin almadan Pakistan'ın içlerine doğru gireceğiz dedi. Hoppa. La oğlum dur. La dur inekçi Hindu bir sen sakin dur bari ya. Sana ne oldu? Zaten ortalık karışık. Bir sizin savaşınız eksikti. Dost kardeş Pakistan bu inekçi Hindulara inek savarları, inek tıpalarını çağı verir. İHA'larımız, siyalarımız TB2'ler, Ankalar, Akıncılar Pakistan'da çalışmalarına, test uçuşlarına devam ediyor. Tatbikatlara devam ediyor. E artık onlar da har har ediyor. Pakistan, Keşmir. Keşmir inekçi Hindulardan geri alınacaktır. Aynı Azerbaycan'ın Karabağ'ı azat ettiği gibi Keşmir'de azat olunacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi Hindistan Amerika'nın bölgede artan etkisiyle, artan gücüyle hem Türkiye dostu Pakistan hem de Çin dostu Pakistan'a kafa tutuyor. Çok eksenli olaylar serisinde santranç tahtasında öyle adımlar öyle hamleler var ki öyle ittifaklar var ki ne yapalım dünya böyle bir nokta dünya böyle bir kere Bilal Feyza da sizin için bu haberleri bulup buluşturup burada anlatmaya ve aktarmaya çalışıyor. İnekçi Hindular Pakistan'a kafa tutuyor. Pakistan toprağına giremezsin ey Hindular giresen <laughs> inek savarlar hazır. Kaç zamandır da uçan inek görmedik canım? Acaba nasıl bir şey? Uçla, uç. <laughs> TUSAŞ'ımız dünya tarihinde inanılmaz adımlar atıyor, inanılmaz hamleler yapıyor Türk savunma sanayinde TUSAŞ öyle bir yer aldı ki adeta Türkiye'de teknolojinin bel kemiği ve bu eksende TUSAŞ'tan yeni bir hamle daha geldi. TUSAŞ'ımızın kurduğu devasa fabrika, ne fabrikası? Dev Kompozit Tesisi, Kompozit Fabrikası dünya kompozit ihtiyacının yüzde %2'sini karşılıyor. Uhu, elhamdülillah. Yani bakın az uz bir rakam değil. Dünyadaki kompozit ihtiyacından her 100 alım ikisi Türkiye'den yapılıyor ki çok büyük bir oran. Binde 2 değil, yüzde 2. İnşallah bu 2 olur, 5, 5 olur, 10, 10 olur, 20, 50. %50'lere kadar, %100'lere kadar gideriz. Dünya bizden alacak. Şimdi kompozit nedir diye soranlar olabilir. Özetten kompozit şu sevgili dostlar. İki farklı veya çok daha farklı yapıda malzemeyi alıp o malzemelerin üstün özelliklerini ortaya çıkarıp o ortaya çıkarılan üstün özelliklerden çok başka, bambaşka bir yapı, bir malzeme elde etme olayına kompozit deniyor ve bu kompozit işlemi sevgili dostlar hani ne diyebiliriz buna? Mesela karbonun fiber klastaki malzemelerin üstün yanları ele alınıp uçak parçaları, helikopter parçaları, kaslar, miğferler, zırhlar onlar bunlar işte aklınıza ne gelirse farklı unsurların, farklı ürünlerin ortaya çıkarılması süreci. TUSAŞ Dünya üretiminde %2'lik payı aldık. İnşallah bu pay daha daha artacaktır. Türkiye, Türk dünyası, Türk teknolojileri üreterek, büyüyerek, birleşerek ileri daim ileri. Gazze, İsrail. İsrail ordusu son dakika bir duyuruyla Gazze'den tamamen çekilmeye başladığını duyurdu. Tek bir askeri birlik hariç bütün askerler, zırhlı araç gereçler Gazze'den çekiliyor. Bayram öncesi bu çekilme şimdi iyi. Elhamdülillah. Masumlar biraz daha nefes alacak ama kötü diyebiliriz. Bu çekilen güç, kuvvet farklı bir yerde odaklanabilir. Lübnan sınırında orada yığınak yapabilir. Lübnan, İran, Hı? acaba... Hani olmaz ama İsrail bu çekilmeyi yapıyor. Göstermelik farklı bir durumda, farklı bir seri, farklı bir adım gelebilir İran ve İsrail arasında. Kapalı kapılar ardında Amerika, İran, İsrail anlaşlar. Şimdi İran'dan göstermelik bir yere bir şekilde bir operasyon gelebilir. Daha tarih yazmamış bugüne kadar İran'ın küfvara saldırdığını ama yaparsa bakacağız. Yapar mı sizce? Yorum kısmına yazın dostlar. Onların tek tehdidi Türkler, Türkiye, Azerbaycan, diğer diyarlar ve Müslüman coğrafyası o kadar. Şimdi kalkar Allah korusun bu pers kafalılar İsrail diye Azerbaycan'da bir noktaya bir operasyon yapar mı? Ulan Pers. Ulan Pers. Macron'dan çok kritik, çok ürpertici bir açıklama geldi. Rusya, Fransa, Ukrayna ve bu eksende Macron diyor ki Moskova Paris'e bir saldırı düzenleyebilir. Ne zaman? Fransa'daki yapılacak olan Paris olimpiyatlarında Putin'in örgütlediği güçler Fransa'da bir saldırı girişiminde bulunabilir iddiasında bulundu Macron. Macron iyice kaşıyor. Macron iyice Putin'e kaşıyor. Hadi Putin yaparsın Putin. Vur Putin. Hadi Putin. Rusya illa Fransa'ya bir şeyler yapsın derdinde Macron. Şu da olabilir. Macron küre kafaların altın çocuğu. Bu söylemi geliştirerek, bu söylemi ortaya koyarak Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatlarda küre kafaların adamları ortalığı karıştıracak bir hamle yapar ve suçu hop Moskova'ya, Putin'in üzerine atabilirler mi? Bunlardan her türlü sinsilik beklenir. Bunu yapacak ki Fransa'da bir bahane uyduracak. Ha bak Putin bana bunu yaptı. Tamam Fransa Rusya'ya karşı Ukrayna'da cepheye askerlerimizi gönderiyoruz. Ulan var ya Putin bunun bu makaron böcüğünü bir sıkacak, bir mühünü sıkacak böyle. Çakma Napolyon, beygirsiz makaron atının sırtında, pardon atı yoktu, <laughs> eşyanın sırtında sıkım sıkım kalacak. Bakalım ne olacak ne bitecek Bilal Feyza sizin için takibe devam. Slovakya'da çok ilginç bir gelişme yaşandı. Slovakya'da seçimlerin ardından yeni bir başkan ortaya çıktı. Başkan... Bu defa rotası yüzü Rusya'ya bakan bir başkan. Ne oluyor? Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı Ukrayna'ya silah sevkiyatına karşı olan Peter Pellengrini seçildi. Arkada Putin'den fotoğrafını görüyorsunuz. Oho. Aynı Putin gibi bir adam. Putin'den açık daha uzun böyle. Baya Putin mutlu. Evet. Putin gerçekte de mutlu. Niye? Çünkü Slovakya'da ilk kez onu karşısına almayan biri devletin başına geldi. Slovakya'nın Cumhurbaşkanı artık hükümete karşı karşı söylemlerle ve farklı adımlarla Slovakya'nın rotasını Rusya'ya karşı cephe alan Boylan'dan hop geri Avrupa'ya karşı dönebilir. Avrupa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin isteklerini hayata geçirmeyebilir. Slovakya'da Putin 1, Biden 0. Putin mutlu izleyelim bakalım neler olacak. Devam. Ve şimdi çok ilginç garip bir haber Amerika'da kapış kapış satılan bir Türk ilacı ortaya çıktı Türk isimli ilaç nasıl ne diyorum bilal <laughs> ben demiyorum Amerika'da kapış kapış gidiyor bu ilaç Türk gibi güçlü olmak istiyorsan Türkesteron ilacı kullan diyen Amerikalı doktorlar uzmanlar oho <laughs> Türkesteron ilacı. Vücut geliştiriciler sporcuların bolca kullandığı ilaçta yeni bir pencere açıldı. Yeni geliştiren ilacın ismi Türkesteron. Sloganı ise sizi Türk gibi güçlü yapar. Sloganıyla satılan bir ilaç. Hemen bundan telif hakkı almalı. Bundan ya sen nasıl olur da adımızı kullanıyorsun? Türkiye hemen Amerika'ya dava açmalı. Bu ilaçtan telif hakkı almalıyız. Şaka bir yana sevgili dostlar Amerika'da sporcular vücut geliştiricileri bu ilacı yeni çıkan bu ilacı adeta kapışıyorlar. La zirtaki, la daşlak sizler almayın ha. Şimdi onlar da biz de alak, biz de alak, biz de Türk gibi güçlü olak diye. Onlar da koştur koştur saldırırlar bu ilaca şimdi. Küre kafaların cici çocuğu, tatlı çocuğu sizlere bolca videolarda anlattım. Bil. Bill Gates. Yeni bir hamle daha yaptı. Bill Gates, Amerika'daki o büyük devasa medyaya, haber ağına büyük bir bağışta bulundu. Bill Gates, ana akım medyaya 319 milyon dolar bağış yaptı. Ohuu paraya bak paraya. Korona'da bilin adı geçiyordu. Aşılar'da bilin adı geçiyordu. Milyonlarca yarasanın incelemesinde bilin adı geçiyordu. Yapay süt, yapay et, yapay böcek, yapay ot, yapay cart, yapay cürt, bandung. Havanın, bulutların ilaçlanması, oralara bir şey atılması, her şeyde ama her şeyde Bill Gates'in adı geçiyor. Onun vakıflarının çalışması, onun projelerin çalışması, onun desteklemesi ve şimdi Bill Gates ana akım medyaya 319 milyon dolar ki Manyak bir rakam. Yaklaşık 10 milyar TL yapıyor. Yoksa 100 milyar TL mi? Bak beynimiz durdu. Böyle devasa bir bağış yapıp ana akım medyada istediği gibi rahat rahat onun konuşmaları yayınlanacak. Onun desteklediği projeler gösterilecek. Onun öncü olduğu bu yapay etler, yapay sütler, ne bileyim ben işte koronalar, işte havanın ilaçlanması falan böyle. Bu tür ziyonların, kürecilerin projeleri daha çok medyada yer bulmuş olacak. Bu şeytanın çocukları çok büyük, çok pis işler çeviriyor. Parayı veren düdüğü çalar misali parayla Amerikan ana akım medyasını, Amerikan medyasını ele geçiren küreci Bill. Japonya'da ilginç görüntüleri paylaşacağım sizlere. Japon öz kuvvetlerinin jetleri, F-15 savaş jetleri Japonya'da sokak aralarında, caddeler aralarında gözüktü. Ha, ne oldu? Japonya'da tsunami alarmı verildi. Bu alarmın ardından adalarda bulunan üstlerdeki savaş jetleri apar topar Japonlar tarafından daha yüksek yerlere çekildi. E daha yüksek yerlerde işte sokak araları, cadde araları oralara çekilip böyle bir görüntü oluşturuldu. Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri. Böyle isimlendiriliyor çünkü Japonya'nın tam bir ordusu yok. Ordusu var ama öyle küçük ölçekli bir ordu. Tam ordusu yok. Niye? Çünkü Japonya silahlanamıyor. Amerika göbeğine oturmuş. Amerika 2. Dünya Harbi'nde atom bombalarını tak tak atıyor ve ardından Japonya'da anayasada yapılan değişiklikle beraber Japonya kendi mühimmatlarını istediği kadar üretemiyor. Kendi teknolojisini istediği kadar geliştiremiyor. Özgür bir şekilde tam olarak askeri ordusunu tesis edemiyor. Ordu var ama öz kuvvetler olarak adlandırılan küçük ölçekli bir ordu. Japonya 2. Dünya Harbi'nde Amerika'nın dalağından girip böbremden çıkmıştı. Çin diye bir yer bırakmadıydı. Japonlar bizim akrabalar, Japonlar vakti ve saati geldiğinde Amerika'nın bu etkisinden elbet ama elbet kurtulacaktır. Bir şekilde Japonya'da da bir lider ortaya çıkacak, bir akım, bir duruş başlayacak ve bu duruşun ardından Japonya Amerika'dan kurtulacak. Japonya kendi gücünü tekrardan ayağa kaldırıp seri bir şekilde üretime başlayacak ve Japonya Türkiye ile Türk ordusuyla ittifak yapıp Amerika'ya demokrasi götürecek canım. 2030'lar, 2040'lar, belki 2071'ler. 1071 Malazgirt Anadolu'nun kapısındaydık. Bizans'ı yerle bir ettik. 2071 bin yılın sonrasının Bizans'ı Johnny'ler, Johnny'ler diyarı belki de onları yerle bir ederiz Allah'ın izniyle. Japonya'daki dostlara selam olsun. Devam. Ve 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 müthiş bir haber günün haberi sizlere birkaç gündür anlattığım haberin son noktası bugün konuldu. Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3 devlet bir millet antlaşması imzalandı ve bu imzanın gereği hayata geçen bir durum. Azerbaycan parlamentosu milletvekili heyeti oluşturuldu, dostluk grubu oluşturuldu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisi parlamentosu dostluk grubu oluşturuldu ve... Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la telefon görüşmesi. Elhamdülillah. Rumlar, Yunanlar, tutuşlar, Rum ve Yunan basınında aynen şu yazıyor. Azerbaycan Türkiye'yi memnun etmek için, Türkiye'yi mutlu etmek için Kıbrıs Türkleri ile ilişkiyi arttırıyor ve Kıbrıs Türklerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıma yolunda son sürat ilerliyor. Düşmandan al haberi demişler. Yunanıdır, Rumudur, İngilizdir, Fransızdır, Amerikasıdır, Osudur, Busudur. Onlar bizi bizden daha yakın takip ediyor. E Bilal FYZ da sizler için onları takip ediyor. Ha işte Rum basını, Yunan basını böyle tutuştu. Türkler üç devlet bir millet şiarıyla bu yolda son sürat ilerliyor. Azerbaycan milletvekilleri heyet oluşturuldu. Azerbaycan Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisini tanıyacak. Azerbaycan Kıbrıs'ı tanıyacak ve Azerbaycan'dan ilk milletvekili heyeti çok yakın bir zamanda Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecektir. Sizlere aylar önce söylemiştim. Mayıs ayı geldiğinde Azerbaycan'dan Kıbrıs'a önemli bir sefer başlayabilir. İlk kez Bakü'den Lefkoşa'ya doğrudan uçak seferi başlayabilir demiştim. Bunun çalışmaları yürütülüyor. Bunun kararları önümüzdeki haftalarda aylarda alınacak demiştim. Ve Bilal Feyza ne dediyse o haberi bugün Aliyev Tatarla görüştü. Erdoğan Aliyev Tatar, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3 devlet 1 millet ve dahi diğer devletlerle dost ve kardeş diyarlarla. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Katar, Libya, Somali, Bosna, Kosova, Arnavutlu, Karada, 3 devlet 1 millet, 4 devlet 1 millet, 5 devlet 1 millet, 6 7 8 10 devlet 1 millet. Pakistan'da unutmayalım. Böyle böyle bir ve beraber Türkiye'yi seven devletlerle, minnetlerle, dost ve kardeş diyarlarla ileri daim ileri demeye devam edecek Allah'ın izniyle. Kıbrıs'tan kutlu ve güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin MEP alanında petrol gaz aramaya başlarsa şaşırmayın. Azerbaycan bu konuda gayet uzman, gayet bilgili. Ha, Zirtakiler Cüce Kıbrıs Rumları bize karşı bir çılgınlık yapmaya kalkarsa Zıkıntı yok. Zıkıntı yok. Kıbrıs uç belinde asayiş Berkamal. o zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda Koşar aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.